Selamünaleyküm değerli TV1 izleyenleri. Bir Ramazan Ufku programıyla sizlerle birlikteyiz. Hepinizi selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bugün araştırmacı yazar Furkan Yılmaz Altınöz hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hocam bugün zekat konusunu konuşmak istiyoruz sizlerle. Evet. Zekatla ilgili ilk sorumu şöyle yönetmek istiyorum. Müsaadenizle. Kapitalizmin egemen olduğu bir dünyada zekat nedir diye ilk sorumuz böyle olsun. Evet. Evet, zekat şüphesiz ki bir Müslümanın hayatında inanç noktasında çok önemli olduğu gibi toplumsal anlamda da zekatın hem bireyin hem de toplumun dünyasında çok önemli bir yeri vardır. Şöyle ki zekat topluma yönelik, insana yönelik bir düşüncenin, fikrin ya da inancın kendine ait, topluma ait kuralları, kaideleri, yasaları vardır. Bundan hareketle İslam bireye, topluma, çevreye yönelik olarak onları eğitmek, yönetmek, disipline etmek noktasında onlara bir dünya sunma noktasında bir kaidesi, kuralı vardır, yasaları vardır. Bundan hareketle zekat bireye yönelik olarak, topluma yönelik olarak İslam'ın insana, muhatabına sunduğu, daha doğrusu bir Müslümandan istediği bir uygulama, bir davranış biçimi, bir ibadet ya da bir eylem olarak zekatın varlığını bu anlamda söyleriz. Dolayısıyla zekat her ne kadar söylenildiğinde şöyle bir dünya ortaya çıksa, yoksullar için, miskinler için, yolda kalmışlar için bir değer ifade eder diye bir dünya veya bir anlayış ortaya konulsa da hayır, öyle değil. Zekat belki maddi olarak öncelikle yoksul, ihtiyaç sahibi olan insanlar için bir önem taşıyor gibi gözüküyor. Fakat aslında zekat veren kimse için çok ciddi anlamda bir dünya inşa ediyor. Bir ruh güzelliği, bir disiplin, bir hayat anlayışı, bir insanlık, bir insani değer üretiyor zekat. Şöyle ki, düşünün ki bir insan hastaneye gitti ve hastanede doktor işte midesinde ya da karnında çok ciddi anlamda bir şişlik oluşmuş. Böylesine bir şey var, tablo evet. Var. Bu hastanın karnından, midesinden o şişliğin alınması, onun giderilmesi, o hastayı nasıl rahatlatıyorsa, nasıl ona sağlıklı bir zaman, hayat sunuyorsa, tıpkı bunun gibi zekat zengin bir insana, zengin kimselere, çevrelere hayatla ilgili olarak, ruh ile ilgili olarak, düşünce ve fikirle ilgili olarak da ona bir rahatlık sunmakta, bir değer sunmakta, yani görünmeyen bir değer ama somut sonuçları olan bir değer bu anlamda sunar zekat. Bundan hareketle kapitalizmin egemen olduğu bir dünyada zekat nedir denildiğinde kapitalizm zekatı hiç sevmez. Çünkü kapitalizm doğasında zekat olmaz. Kapital, mal, para, sermaye, anamal gibi bir karşılık bulur. Fakat kapitalizmde insanların mabudu, yani tapındığı şey paradır, sermayedir. Kapitalizm bu çerçevede o parayı elde etmek, yani kapital düşünce bir insanda, bir toplumda, bir devlette eğer söz konusu ise o şahıs, toplum ya da devlet parayı elde etme noktasında, o sermaye sahip olma noktasında hiçbir kural tanımaz. Yani hakmış, hukukmuş, insanlıkmış, inançmış, efendim başka bir şeymiş, yoksullukmuş, asla böyle şeyleri düşünmez. Dolayısıyla kapitalizm parayı, daha doğrusu kapitalizmde sermaye, para mabuttur. Kendisi ise ona yönelik bir kuldur. Elde ettiği parasına, sermayesine, ana malına asla dokundurtulmaz. Kim ki ona dokunacak olursa, ondan bir parça bir şey koparacak olursa, ona karşı tüm nefretini, kinini kusar ve ona yönelik bir savaş ilan eder. Bundan hareketle
Kapitalizm bireyleri ya da toplumdan istediği şey, elindeki parana, malına, sermayene sahip çık. Asla onu kimseyle paylaşma. İsterse o muhatapların açlığından ölsün, isterse en yakının olsun, isterse en kutsalın olsun. Sakın ha sakın bu noktada sahip olduğun sermayeyi, malı, parayı, değerleri bir başkasıyla ne adına olursa olsun paylaşma. Ve o sermayeyi elde etme noktasında da bütün gücünü kullan. Yani ahlaki değermiş ya da dini değerlermiş ya da insana değerlermiş, bunlar hiç dikkate alma. Ona ulaşma noktasında ne yapman gerekiyorsa bu şekilde ulaş diye muhataplarına kapitalizm böyle bir dünya üfler, böyle sözler söyler. Bundan hareketle kapitalizmde, tekrarlıyorum, sermaye ya da para, mal mabuttur. Onun bireyleri ise onun kuludur. Ona ibadet yapan, ona tapınan bir noktada bulunurlar. Bundan hareketle zekat nedir peki öyleyse? Zekat nedir? Yani tabii kapitalizm deyince bu modern ismidir aslında. Yani müşrik anlayış ya da kafirler ya da münafıklar ya da İslam'ın bu zekat anlayışının dışında kalan toplumlar kazandıklarını hiçbir şekilde bir başkasıyla paylaşmak istemezler. Ona sıkı sıkı sahip olmak isterler. Peki bu anlamda tabii Kur'an'ın ifadesiyle kafirlerin zekat vermekten kaçındıklarını, münafıkların ise veriyor gibi gözüktüklerini ama yine kaçındıklarını, zekat vermediklerini, zekatı sadece Allah'a ve Resulüne, ahiret gününe iman etmiş müminlerin, Müslümanların bu anlamda zekat vereceğini Kur'an bize söyler. Sünnet bize söyler, İslam bize söyler. Peki burada öyleyse zekat nedir denildiği zaman zekat, tabii kelime karşılığı olarak arınmak, temizlenmek, yani bir yükten kurtulmak ya anlamlarına gelir. Tezkiye olmak, malın temizlenmesi, kişinin ruhunun temizlenmesi, kazancının temizlenmesi anlamına gelir zekat. Ki burada zekatın kelime manası olarak böylesi bir anlamı bulunmakla birlikte, zekat İslami dilde, İslami düşüncede belirli bir mala sahip olan, buna nisap miktarı adı verilmektedir. Nisap miktarı, örnek bugünkü deyimle 81 gram altın ve karşılığında dövizi, parası olan ya da bunun üzerinde en az 81 gram altın, gümüş, para, yani o değerde bir parası olan kimsenin üzerinden bir yıl geçtikten sonra eğer o 81 gramdan aşağı düşmemişse, o veya artarak devam etmişse o günkü bir yıl sonraki günde bulunan miktarının 40'ta birinin verilmesi olayıdır zekat İslami dinde. Yani bir ibadettir. Oruç gibi bir ibadettir. Farzdır, zorunluluktur bir Müslüman için. Hac gibi bir zorunluluktur, farzdır bir Müslüman için. Namaz gibi yine bir farzdır, zorunluluktur bir Müslüman için. Bundan hareketle zekat, yani İslam, zekat ibadeti ve eylemiyle muhatabına şunu söylüyor. Sen ey insan, 81 gram altın karşılığı ya da para, mal, sermaye karşılığı, buna sahip olan sen, bu malının 40'ta birini yoksullara vereceksin. Yetimlere vereceksin, dullara vereceksin. Yani ihtiyaç sahibi olan kimselere bu malının 40'ta birini vereceksin. Bu %2,5 yapar. Evet. Dolayısıyla şimdi kapitalizmle karşı karşıya getirdiğimizde kapitalizm diyor ki ben kazandım, ben yerim. Kime ne dedirtiyor sana ve o sermayeyi elde etmek için tüm gayrimeşru ya da meşru tüm yolları tüketiyor. Ona sahip çıkıyor ve onu asla kimseyle paylaşmıyor. Fakat İslam ise muhatabına helal kazanç, alın teriyle kazanılmış bir kazanç, kumardan kazanılmamış, faizden elde edilmemiş, haksız yere ele geçirilmemiş, bir başkasının malını rızası olmaksızın elde edilmemiş. Yani helal, alın teri ve hukuki ve meşru yollarla elde edilmiş bir paranın, evet, bir para için İslam muhatabına sen ey Müslüman, nasıl ki namazla emrolundun, namazı kılmak zorundasın,
Nasıl ki sen oruç tutmakla emrolundun, oruç tutmak zorundasın. Nasıl ki sen hacca gitmekle emrolundun, hacca gitmek zorundasın. Nasıl ki sen ahlaklı, adil ve hukuki hak sahibi, hakkı gözeten biri olmak zorunda olduğun gibi, işte bu anlamda da zekat verebilecek bir seviyede, bir zenginliğe sahip olduğunda bu malının hiç gözünü kırpmadan karşıdakinin hakkı olduğu bilincinde, kendinin değil. Çünkü İslam öyle diyor. Belli bir seviyeye gelen, zenginliği elde eden bir kimsenin malının 1/4 ya da %2,5'u bu anlamda yoksulların hakkıdır diyerek bu adamına söylüyor. İşte burada kapitalizm tüketerek asla vermeyi reddediyor. Kesinlikle diyor, bunu sen kazandın, sen tüketirsin. Ama İslam diyor ki hayır, o senin kazandığın malda yoksulların da hakkı vardır. Bunu bir başkasıyla paylaşmalısın diyor. Bundan dolayı kapitalizmle zekat, kapitalizme İslam'ın bu emri karşı karşıya geliyor. Kapitalizme bir meydan okumadır aslında zekat bu anlamda. Evet. Zekat bir meydan okuyuştur. Yani paranın putlaştırılmasına, sermayenin mabut haline getirilmesine, dolayısıyla sermaye paranın tapınılmasına bir meydan okuyuştur. Hayır, öyle değil. Parayı İslam ben kazanıyorum, ben yönetiyorum ve onu ben harcarım. Yani sermaye para tanrı değildir. Dolayısıyla paranın ya da sermayenin istediği şekilde bir hayat yerine parayı ben yönetirim, sermayeyi ben yönetirim. Onu İslami inanç çerçevesinde, Kur'an ve sünnet ölçeğinde ben yönetirim demenin bu anlamda adıdır. 21. yüzyılda evet, zekata insanlığın çok ciddi anlamda ihtiyacı vardır. Yani kapitalizmin egemen olduğu toplulukta, toplumlarda, coğrafyalarda insanlığın şiddetle ihtiyaç duyduğu yoksulluktan çıkış yolu olarak insani ahlakı anlamda bugün kapitalizmin ilacı, yani onun bu kötü boyutunun, yansımasının ortadan kaldırılması için ciddi anlamda zekata ve zekatın anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Evet. Hocam, anlattıklarınızdan zekatın paylaşmak olduğunun net bir örneğini görmüş oluruz. Öyle evet, algılıyoruz. Peki Müslüman zekat veriyor. O nasıl namaz bir insana bir dirilik katıyorsa, zekatın da buna göre bir dirilik katması gerekiyor. Yani insana zekatın rolü olarak nasıl bir boyut kazandırmış olur diye sorarsak. Tabii zekatın bir insanın hayatındaki rolü öncelikle ona inancının bir değeri olarak bir değer katıyor. Yani zekat bir kimse hani belli bir hukuki kuralların egemen olduğu toplumlarda o hukukun ya da kültürün ya da etik ve ahlaki değerlerin birey ve toplum üzerinde bir yaptırımı vardır ya da bir talebi vardır bu noktada. Dolayısıyla İslami anlamda ise zekat Allah'ın ve Resulü'nün o Müslümandan talep ettiği hukuki bir değerdir. Ahlaki bir değerdir. Etik bir değerdir. Dolayısıyla zekat sadece vicdani bir olay değildir. Altını çizelim. Zekat hukuki bir olaydır. Çünkü insanın sahip olduğu tüm mallarına yönelik olarak, yani biz burada altını, gümüşü, parayı bu anlamda örnek verdik ama madenlerin zekatı vardır, tahılların zekatı vardır, hayvanların zekatı vardır. Dolayısıyla meyvelerin zekatı vardır. Yani bir kimsenin elde ettiği, çevreden elde ettiği, yani Allah'ın ona ikram ettiği yeryüzünden, ister maden olsun, ister ürünler olsun, ister tahıl olsun, ister başka bir şey olsun, Allah o kimseye bu değerleri veriyor. Öyleyse bu değerleri ben sana veriyorum. Sen de bu değerleri kullanarak bunun üzerinden benim hakkım olan, yani hukukullah ve ibadullah, Allah'ın hakkı ve kul hakkı olması noktasında bu çerçevede insanlara muhatap, yani olduğun o yoksul insanlara bunu verme noktasında bir rol bu çerçevede yüklüyor. Yani İslam muhatabına bir rol yüklüyor. Bu rol kişiye yüklediği ve ona kazandırdığı bir rol
Öncelikle ahlaki bir değerdir. İnsani bir değerdir. Ahlaki ve insani bir değerdir. Ve bu noktada ona bir barışı yükler. Sevgiyi ve esenliği yükler zekat. Nasıl? Yani daha net anlatabilmem adına bir... Şöyle sorabilir miyiz hocam? Evet. Mesela İslam'ın şartlarından bir tanesi zekat olduğu için bu insanın üzerine yüklendiği rolde bir zorunluluk olarak zekatı görebiliyor muyuz bu anlamda? Tabii yani iman eden bir kimse eğer zekat verebilecek bir seviyede bir mal varlığı varsa o kimse bu zekatı yani o harcamayı yoksullar adına sermayesinin 1/40 vermek zorundadır. Bu hukuki bir taleptir. Yani İslam'ın hukuki bir talebidir. Ve aynı zamanda ahlaki, vicdani ve insani bir taleptir bu. Hayatı yoksullarla bu anlamda paylaşmak. Bundan hareketle yani burada kişinin zekatla birlikte kazandığı, elde ettiği o yani o şeyi, verileri, o sermayeyi yoksullarla paylaşması kendisine ahlaki bir değeri sunar. Şöyle ya da insani bir değeri sunar. Ya da barış ortamını sunar. Esenlik sunar. Nasıl? Yani hepimiz belgeselleri izliyoruz. Evet. Belgeselleri izliyoruz. Belgesellerde bir yırtıcı hayvan bir avını yakaladığın zaman ondan doyuncaya kadar, ihtiyacını giderinceye kadar onu yer ama onu hiç kimseyle paylaşmaz. Ama kendinden daha güçlü bir gelir elinden alırsa o ayrı bir olay. Yani bir kurt ya da bir tilki avını yakalar, karnı aç, onu yerken, karnını doyururken, ona sahip olduğunda onu hiçbir kimseyle paylaşmaz. Ta ki doyuncaya kadar, doyunca, ihtiyacı bitinceye kadar asla kimseyle paylaşmaz. Ama kendin kuvvetli biri gelirse tabii ki ona vermek zorunda kalır. Kendi aç kalır zaten bu noktada. Öyleyse yani bir Müslüman ya da bir insan bu anlamda bir kurt gibi olamaz. Bir aslan gibi olamaz. Bir hayvan gibi olamaz. Yani elde ettiği değerleri sadece kendisine ayıramaz. O elde ettiği sermayesini, tahılını, ürününü, neyse bir başka şeyleri, insanların ihtiyaç duyduğu bu değerleri onlardan uzak tutarak, onlara vermeyerek, onlara paylaşmayarak, sadece kendine yönelik olarak bir tanrı gibi onu koruyarak, yani ona el sürülmemesi noktasında bir tavır ortaya koyamaz, böyle bir şey geliştiremez. Zekatın insana kazandırdığı bu noktada en büyük rol ahlaki olmaktır, insani olmaktır, kalbi olmaktır, vicdani olmaktır. İnsana bu rolü kazandırır. Dolayısıyla burada kişi zekat hukukuyla, anlayışıyla, ahlakıyla birlikte elde ettiği değerleri yoksullarla paylaşır. Miskinlerle paylaşır, yetimlerle paylaşır ve burada bir değer üretir. Peki bu değer nedir? Kişi sahip olduğu bu değerleri bir başkasına paylaşmazsa, aç olan insan ne yapacaktır? Bir nefret üretecektir. Bir kin üretecektir, bir öfke üretecektir. Ve açsa, karnı doymuyorsa, iş bulamıyorsa, yoksulluk her tarafını kaplamışsa, evet. Dolayısıyla burada bu kimse aç ise sermaye sahibi olan kimselere karşı bir öfkeyi, bir kini bu anlamda ortaya koyacak. Onun elinden bunu almak için çok farklı yöntemler deneyecek. Hırsızlıktır, efendim yaralamadır, saldırıdır, belki de öldürmedir. Kendi o zenginin elinden zekat verebilecek olan kimsenin elinden kendini doyurmak ya da ona kininden dolayı haksız da olsa ona sahip olmak adına kötülükler ortaya koyacaktır bu çerçevede. Bundan dolayı zekat tam da burada bir barış unsur olarak devreye giriyor. Bir kardeşlik unsur olarak devreye giriyor. Bir sevgi unsur olarak devreye giriyor. Çünkü birisi sermaye sahibi birisi zekatını hesaplatmış diyelim işte 100 bin lirası var bu adamın 2500 lirasını getirip hiç tanımadığı birisine tabii zekat öncelikle akraba çevresinden başlar. Hiç tanımadığı birisine getiriyor. Diyor ki kardeşim Allah bana ikram etti.
ben işte para sahibi oldum, sermaye sahibi oldum, bunu seninle paylaşmak istiyorum diye karşıdakine veriyor. Karşıdakinin bunda kapitalizmde olduğu gibi bir emeği yok, bir teri yok, bir girişimi yok, hiçbir şey yok. Ama bunları yapacak hali yok zaten. Dolayısıyla o sermaye sahibi kalkıp bunu getirip karşıdakine, yoksula, ihtiyaç sahibine, öğrenciyle, dulla, yetimle paylaştığında ikisi arasında bir muhabbet ortaya çıkıyor. Bir dayanışma ortaya çıkıyor. Bir ülfet ortaya çıkıyor. Bir barış ortaya çıkıyor. Bundan dolayı zekatın insana kazandırdığı önemli rollerden bir tanesi barış ikliminin oluşması, bunun ortaya çıkmasıdır. Evet. Hocam şöyle bir soru daha yöneltelim. Zekat insanlarda bir toplumsal olarak sınıflandırma oluşturuyor mu? Yani böyle bir durum söz konusu mu zekatla beraber? Tam da burada sosyalist ya da komünist bir ütopya vardır. Ütopya nedir? Gerçekleşmesi mümkün olmayan şeylerdir, düşüncelerdir, öyle söyleyelim. İşte Marksizmin ortaya çıkması, sosyalizmin iddialarından birisi de budur. Yani eşit, sınıfsız bir dünya, sınıfsız bir toplum, herkesin eşit olduğu bir dünya, bir toplum diye böylesi bir iddiası vardır Marksizm, sosyalizmin. Bir ileri derecesi komünizm tabii. Evet, sosyalizm ya da Marksizm hayat bulduğu, uygulandığı alanlarda veya iddiası çerçevesinde, ki şöyle ki Marx'a göre sosyalizm yani komünizmin ihtilali ya da egemenliği ilk önce kapitalizmin egemen olduğu bir ülke İngiltere'de ortaya çıkacak diye bir beklentisi varken, İngiltere'de sosyalizm hayata geçmemiş, komünist sistem hayata geçmemiştir. Tam tersine yoksul bir ülke olan Rusya'da bu anlamda bir ihtilal sonucu, toplumun istek, arzu, talepleri sonucu değil, bir ihtilal sonucu olarak Rusya'da egemenliğini ilan etmiştir. Fakat evet, komünizm ya da sosyalizm, Marksizm Rusya'da sınıfsız bir toplum oluşturmuştur. Eşit bir toplum oluşturmuştur. Ancak yoksullukta, fakirlikte. Herkes sıfır sermaye sahibi olmuştur. Herkes fakir, herkes yoksul, herkes bir dilim ekmeğe muhtaç. Yani bunu tabii daha net anlaşılsın söylüyorum. Herkesi fakirlikte eşitleyerek, yoksullukta eşitleyerek bir sınıfsız bir toplum ortaya çıkarmıştır. Yani kast sisteminin olmadığı, efendim toplumun katmanlara ayrılmadığı, zenginlikten dolayı, varlıktan dolayı farklı bir toplum değil ama yoksullukta herkesin eşit olduğu bir tabloyu oluşturmuştur. Yani insanlara devlet zoruyla siz bir şeylerin paylaşmasını isteyemezsiniz. Zorlayamazsınız. Nereye kadar bunu zorlayacaksınız? Dolayısıyla paylaşmak, evet, devletin katkısı vardır. Devlet düzenleyici rolünü, hakem rolünü, hakim rolünü bu anlamda takip edecektir, yürütecektir. Fakat paylaşmak insanın yüreğinden gelen bir değer olmalı. Kalbinden, inancından, düşüncesinden dolayı ortaya çıkan bir değer olmalıdır. Aksi takdirde bir kimseyi zorla bu işe yönlendirecek olursanız, çalabildiği kadar çalar, mecbur olduğu oranda devlete ya da muhataplarına bu gibi şeyler sunar. Günümüzde de bunu görüyoruz pekala. Yani insanlar vergi vermeme noktasında çok direniyorlar. Yani vermeyeceklere kadarını vermiyorlar ama vereceklerini mecbur kalınca bu anlamda bir vergi ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla burada zekat sınıfsız bir toplumun oluşmasında en büyük etkendir. Nedir bu sınıfsız? Bir kere sevgide sınıfsız bir toplum. Herkes aynı muhabbete sahip. Ahlakta sınıfsız bir toplum. Herkes aynı ahlaki düzeye sahip olma noktasında en üst düzey. Herkes en asgari noktada geçimi elde etme noktasında sınıfsız bir toplum. Yani şimdi açlık sınırları var, yoksulluk sınırları var hani bu noktada. Ve bununla birlikte kapitalist dünyada evsizler var, açlar var. Günde yani çok az, yani bir dolara hayatını geçindiren insanlar ve bulamayanlar var. Hiçbir sağlık sisteminden faydalanamayan, tamamen kendisini sokaklara bırakmış insanlar var. Uyuşturucu müptelaları var, sahipsiz çocuklar var, satılan çocuklar var.
Efendim tüm bunların hepsine baktığımızda yani toplumun çok katmanlı bir şekilde kapitalizmde varlığını bu anlamda görüyoruz. Bununla birlikte çok uçuk derecede zenginler var. Yani anlamsız bir mal varlığı olanlar var. Dolayısıyla sokakta evsizlerle onlar arasında çok ciddi bir uçurum vardır. Ama şu bir gerçektir. Eğer İslam dünyasında inandığını söyleyen, ben Müslümanım diyen insanlar, ben Müslümanım diyen insanlar, yani ev halkından, ücretli çalışanından, esnafına kadar, holdingine kadar, şirketlere kadar ya da devasa holdinglere veya neyse kuruluşlara kadar, evet bu kuruluşlar yani şahıslar zekatlarını İslam'ın önerdiği şekilde şayet verecek olsalar İslam coğrafyasında hiç fakirlik fakir kalmaz, yoksulluk sorunu diye bir şey de olmaz. Yani İslam coğrafyasının mensuplarının en yoksulları batıdaki normal orta sınıf ve zengin sayılacak insanlarla aynı dereceye gelirler. Böylesine bir fark ortaya çıkar. Bundan hareketle zekat zenginin işte 100 lirası varsa bir zenginin 2,5 lirasını bir yoksula aktarıyor. Bir başka zengin de 2,5 lirasını aktarıyor. Bir diğeri de aktarıyor derken yani yoksullara yoksullarla zenginler arasında bir denge unsuru olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sınıfsız bir topluma gidişin altyapısını bu anlamda zekat oluşturuyor. Sınıfsız bir topluma gidişin altyapısını oluşturuyor. Çünkü İslam bir de şunu söylemiyor mu? Yani komşusu açken tok yatan bizden değildir diye. Evet. Bu müthiş bir şey. Yani bu ilkeyi yeryüzünde hiçbir ideolojide, hiçbir inançta bulmak mümkün değil. Ne Hindu'da, ne Budizm'de, ne Taoizm'de, ne Afrika'nın yerel dinlerinde, ne Hristiyanlık'ta, ne Yahudilik'te, ne de kapitalizmde, faşizmde asla hiçbirinde bunu görmek mümkün değil. Yani evet. İslam muhataplarına komşusu açken tok yatan bizden değildir derken burada şunun altını çizmek lazım. Biri şunu söyleyebilir. Ya efendim işte sınıfsız bir toplum diyorsun. Adam yılda bir kez muhatabına zekatını veriyor. Bunun etkisi ne olacak ki? Aslında İslami dilde paylaşmanın üst kavramı infaktır. İnfak. Bu infakın altında zekat bunun altında yer alır. Fitre bunun altında yer alır. Fidye bunun altında yer alır. Sadakalar bunun altında yer alır. İnsan yaptığı tüm iyilikler, sadaka-i cariye dediğimiz tüm insana yönelik yatırımlar bu infak dediğimiz şemsiyenin altında yer alır. Bundan hareketle bir kimse, bir zengin, bir İslami dilde vermek istiyorsa vermek bir engel istiyorsa, yok yani. Bir engel yok. Evet. Yani hukuki anlamda zekat talep edilir ama şöyle bir şey de var burada. Yani bir insan zekatını verir, Ramazan'da diyelim ki fidye, oruç tutamıyorsa fidye olarak bak toplumsal bir evet. sermaye akışı vardır. Onu verir. Yani oruç tutamayan bir kimseye yani git de güneşin altında şu kadar bekle denmez. Oruç tutamıyorsun, mal varlığın varsa onu paraya çevir tutamadığını, para olarak yoksullarla paylaş. Peki zekatın hukuki boyutunu da soracağız hocam evet, birazdan. Fitre dediğimizde evet. bu anlamda yine parasal bir yöntem vardır. Tüm bunlarla birlikte kişi bunları hep yaptı ama bir hayır sevap anlayışı vardır. Hayır, güzellik anlayışı vardır. Evet. Kişi ona ulaşma noktasında bu defa da üzerine farz olmadığı halde hayır yapma adına sahip olduğu değerleri bir başkasıyla paylaşır. Fakat burada şöyle şey anlaşılmasın. Ya öyleyse insanlar niçin çalışsın? Hayır öyle değil. İslam yani bir kimseye en temiz, en makbul, en iyi, en güzel, en onurlu, en şerefli şey kendi eliyle kazandığıdır buyurur. İslam bunu söyler. Muhatabı tembelliğe itmez. Çünkü İslam yani Allah tembeli sevmez. Resulullah tembeli sevmez. İslam toplumu tembeli sevmez. Bundan dolayı bir Müslüman çalışacak, çabalayacak, çırpınacak, üretecek, tüm değerlerini ortaya koyacak. Ha diyelim ki olmadı, bir felaketle karşılaştı, bir musibet geldi, bir bela geldi. Tamam işte o zaman ancak bir karşılığını bu ikramı alır. Yoksa bundan dolayı da bir Müslüman ben zekatımı verdim, köşeme çekip oturayım. Hayır bunu söyleyemez. Söylemez yani. O sahip olduğu iman, o sahip olduğu inanç buna onu söyletmez.
insanın rolü noktasındaki boyut zaten onu ona söylettirmiş oluyor bu aynen anlamda. Öyle. Evet. Peki zekatın hukuki boyutu nedir hocam? Ne diyebiliriz bununla ilgili? Tabii zekatın hukuki boyutu, evet zekat hukuki bir eylemdir. Zekat aynı zamanda ahlaki bir eylemdir. Zekat aynı zamanda insani bir eylemdir. Zekatın tam güzel bir şekilde yerine getirilmesi, hukuki bir alanda rol alması ve uygulanması için şüphesiz ki ahlaki inanç boyutuna şiddetli ihtiyaç vardır. Çünkü zekat her ne kadar İslami hukukun uygulandığı, yani İslam devletinde zekatı devlet toplar. İnsanların kendi şeyine bırakılmaz. Yani reyine, görüşüne veya kendisine bırakılmaz. Verirsen alırım, vermezsen sende kalır diye bir şey yok. Öncelikle İslam hukukunun uygulandığı bir süreç, bu süreç içerisinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zekat toplama memurları oluşturmuştur. Buna amil adı verilir. Bu memurlar, yani polis teşkilatı olduğu gibi efendim bu anlamda bir zekat teşkilatı da vardır. Ya da işte başka bir ne diyeyim, belediye teşkilatı olduğu gibi ya da başka sağlık teşkilatı olduğu gibi anlaşılsın, evet, diye söylüyorum. Bu anlamda da bir zekat, yani mali bir teşkilat vardır. Bu zekat toplayan memurlar vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu zekat farz olunca oluşturmuştur bu teşkilatı, bu yapıyı. Dolayısıyla görevlendirdiği insanlar şehre, çarşıya, pazara, efendim kıra, köylere, şirketlere gider. Onların şeyini denetler. Zekat verecek bir boyutta üretimleri, mal varlıkları varsa onların zekatlarını alır ve döner. Yani merkezi hükümet anlamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturur Medine'de, insanlara bir haber salar. Hadi zekatınızı getirin değil. Zekat talebinde bulunur. Fakat o zekatları almak, toplamak için ilgili memur, yani sahabe gider, o zekatları toplar. Alamadığı zamansa o zaman gelir devlete, yani hukukun başında kim varsa, kim bu işi yürütüyorsa, yargıya diyelim, getirir söyler. Şu topluluk ya da şu adam, şu kuruluş, şu kurum zekat verebilecek bir boyutta olduğu halde zekatını vermedi diye bunu söyler. Dolayısıyla zekat hukuki bir eylemdir. Bir kimse zekat vermeyecek olursa ona karşı bir yaptırımı da vardır İslam hukukunun. Bu noktada biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde zekat vermeye direnen bir topluluk olmamıştır. Yani zekat, ben hem Müslümanım hem inanıyorum hem de zekat vermiyorum diyen bir birey ya da bir toplum olmamıştır. Ama Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu döneminde belli insanlar buna yeltenmişler ve demişler ki biz tamam namaz kılarız, oruç da tutarız ama zekat vermeyiz demişlerdir. Vermek istemiyoruz demişlerdir. Devlete baş kaldırmışlar. Yani halifeye baş kaldırmışlar. Hukuka baş kaldırmışlardır. Zekatın hukuki kaynağı Kur'an ve sünnettir. Onu hemen söyleyelim. Zekat öncelikle Kur'an ayetlerine dayanır hukuki kaynak olarak, sonra da sünnete, Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine, uygulamana dayanır. Sonra bu konuda içtihat, icma bu konuda devreye girer. Burada Hazreti Ebubekir'e karşı ayağa kalkan, direnen, biz zekat vermiyoruz, vermek istemiyoruz diyen insanlara karşı Hazreti Ebubekir şunu söylemiştir. Demiştir ki ey siz insanlar, ey zekatı vermek istemeyenler, siz Resulullah'ın döneminde bir deve yularını, ipini zekat olarak veriyor iken şimdi onu benden eğer kıskanıyor, yani onu bana vermek, zekat olarak vermekten kaçınıyorsanız bilin ki o deve yularını ya da verdiğiniz en küçücük bir zekatı sizden alıncaya kadar size savaş ilan ederim der. Dolayısıyla zekatın hukuki boyutu, zekat İslam'ın kırmızı çizgisidir. Devletin kırmızı çizgisidir. Yargının kırmızı çizgisidir. Çünkü zekatın varlığı yoksulların hayat memat meselesini beraberine getirir. Tabii ki yoksullar tüm varlıklarını
zekat veren insanlar tarafından elde edip bunu sağlamazlar. Devletin ayrıca bir rolü vardır. O ayrı. O ayrı bir olay. Evet. Yani bir yoksulun yönetilmesinde, yetimin yönetilmesinde hak ve hukuki boyutlarında zekatın farklı bir bireyin rolü vardır, toplumun rolü vardır. Aynı zamanda devletin zekatın haricinde ona yönelik iyileştirme noktasında faaliyetleri vardır. Bundan hareketle Hazreti Ebubekir döneminde biz gördüğümüz olay şudur. Zekat inandığını söyleyen bir Müslüman insana farzdır, bir zorunluluktur. Bunu yerine getirmesi gerekir. Eğer bundan kaçınacak olursa, zekatını vermeyecek olursa, devletin ciddi bir yaptırımı vardır, direnirse, evet Hazreti Ebubekir onlara karşı savaş açmıştır. Dolayısıyla bu noktada şartların beraberine getirdiği bir hukuki tablo oluşturulur. Bu İslam hukukunda malum cezanın kaynağı bir had cezaları vardır, bir de tazir cezaları vardır. Had cezaları Kur'an ve sünnetin bir suça karşılık belirlediği ceza boyutu, had buna denir. Tazir ise bunda bir sınır yok. Yani üzücü söz söylemekle muhatabının oradan tutun hapse kadar ya da daha başka boyutlara kadar yargının, devletin o suçu işleyen kimseye yönelik olarak ortaya koyduğu yaptırım, verdiği cezaya tazir cezası denilir. Bundan hareketle İslam hukukunun uygulandığı coğrafyalarda eğer bir kimse zekat vermekten kaçınacak olursa devlet, İslam hukuku Kur'an ve sünnet öncülüğünde ona yönelik olarak bir ceza, bir yaptırım bu anlamda ortaya koyar. Yani zekat vermeyen kimseyi cezasız bırakmaz, karşılıksız bırakmaz. Vermiyorsa verme, sen bilirsin asla demez. Çok basit bir nokta. Diyelim ki modern dünyada işte vergiler vardır. Bir birey yani kazandığı halde vergi verecek bir boyutta olduğu halde göstere göstere ben vergimi vermiyorum derse, devlet ondan nasıl alıyorsa o vergiyi, zorlayarak alıyorsa, bir yaptırım ortaya koyuyorsa, İslam coğrafyasında yani İslam hukukunun egemen olduğu toplumlarda da zekat verebilecek bir seviyede olan bir kimseden devlet eğer zekatını vermiyorsa, yani şahıs zekatını vermiyorsa, devlet ondan zorla o zekatı alır ve yoksullara aktarır. Evet. Hocam zaten Müslüman olmanın şartlarından bir tanesi de zekat vermektir. Evet. Doğal olarak kırmızı çizgimiz dediniz. Zekatta da İslam'ı kabul etmiş bir insan zekatı vermek zorundadır diye. Kesinlikle öyledir. Evet. Peki hocam, kimler zekat alamaz diye soru sorsak ne dersiniz? Evet, tabii bu noktada kimler zekat alamaz önemli bir soru. Kimler zekat verir dersek bunun karşısında akıl bali ya da akıllı olan, öyle söyleyeyim daha güzel olacak, akıllı, Müslüman ve zekat verebilecek bir mal varlığına sahip olan kimseler zekat verirler. Burada hani hukukçular arasında bir görüş var. Şöyle, çocuklar zengin de olsalar, bir kısım hukukçulara göre çocuklar zengin de olsalar, bir çocuk diyelim biraz düşmüş, ana baba yok, zengin, işte zekat verecek mi vermeyecek mi noktasında tartışmalar olmuş. Bazıları akıl bali olmadığı için zekat veremez demişler. Bazı hukukçular hayır, onun velileri tarafından, onun malından zekat bu şekilde verilir diye böylesi bir hukuki kural içtihat ortaya koymuşlardır. Bundan hareketle bir kimsenin zekat verebilmesi için bir, Müslüman olması, iki, bir zekat verebilecek nisap miktarı bir mal varlığına sahip olması gerekir. Bu kimseler zekat verir. Peki kimler zekat alır denildiğinde hemen şunu söylemek lazım. Günümüzde çokça sorulan sorulardan birisi de budur. İşte biri geliyor, işte hocam benim zekatım var, işte ben bunu kızıma verebilir miyim? Veya işte oğluma verebilir miyim? Torunuma verebilir miyim? Ya da ben zekatımı kendi anne babama, dedeme, büyük annelerime bu anlamda verebilir miyim diye sorular soruluyor bu noktada. Böyle bir şey olabilir mi? İslam diyor ki buna, yani hukuki bir deyim olarak söylüyorum. Bir kimse usul ve furuğuna zekat veremez. Usul, kişinin kendi annesi, babası
annenesi, babaannesi, dedeleridir. Kişi, yani bu anne, baba, babaanneler, yani büyük anneler ve dedeler ne kadar fakir olurlarsa olsunlar, bir kimse kendi bu büyüklerine zekat veremez. Niye veremez? Çünkü onların geçimi kendisinin üstünedir. Onlar el değildir. Onların nafakasını temin etmek o şahsın üzerinedir. İslam bu sınıfsız toplum dedik ya burada. Yani hani toplumda çok egemen olan şey vardı. Önceler çok söylenirdi. Hadi bir lokantaya gidelim, yemek yiyelim, Alman usulü olsun. Hadi bir yerde çay içelim, gidelim, Alman usulü olsun. Ne demek? Herkes kendisi parasını verecek. Birbirine ikram etmeyecek insanlar. Birbirlerinden bir çayı bile kıskanacaklar, yemeği bile kıskanacaklar. Hayır, böyle değil. İslam böyle demiyor işte. Alman usulü olsa o bir kimse kendi ana babasına bakmak diye bir derdi, sorumluluğu yok. Büyük annelerine, dedelerine bakma diye bir sorumluluğu yok, yükümlülüğü yok. Evet. Ama İslam diyor ki hayır. Onlar bir şekilde eğer yoksul düşmüşlerse, senin de mal varlığın bu anlamda varsa, sen ona zekat değil, sen ona Allah rızası için iyilik yapma noktası, ana baba hakkı, hukuku, büyüklük hakkı, hukuku noktasında onlara karşı yardımda bulunmak zorundasın. Dolayısıyla sen zekatın onlara değil, dışarıdan olan yoksullara bu anlamda vermek durumundasın diyor İslam. Peki yine diyelim ki bir baba zengin veya bir anne zengin, kendi çocukları, kızı, oğlu var. Onlara karşı zekat verebilir mi? Hayır, veremez. Torunları var. Ona zekat verebilir mi? Hayır, veremez. Niye? Zengin olan o baba onlara zekatını değil, kendi zekatın dışındaki olan gelirlerinden oğluna, kızına, torunlarına bu anlamda verecek. Niye? Çünkü onların nafakasını sağlama noktasında babanın bu şekilde bir sorumluluğu vardır. Bir sorumluluğu vardır. Bu şu demek değildir tabii. Erkek diyelim ki veya kız 20 yaşına geldi, 25 yaşına geldi, çalışmıyor, etmiyor, tembellik yapıyor. Benim babam bana bakmak zorunda. Hayır, öyle değil. İslam bireye öncelikle çalışmasını emrediyor. Çalışmasını farz kılıyor. Düşünmesini farz kılıyor. Üretmesini farz kılıyor. Tüm bunları yapmakla birlikte bir evlat, kız ya da erkek bir çalışma, bir efor ortaya koymuş ama başaramamış. Koymuş, hırsızlar almış götürmüş. Bir efor ortaya koymuş, fabrika kurmuş, yanmış. Ya da işte para biriktirmiş, hırsızlar çalmışlar ve yoksul düşmüş bu. Dolayısıyla burada zengin olan baba ya da anne veya dede torununa, oğluna, evladına, kızına o zekatı onlara veremez. O zaman ne olur? Eğer zekat ana babanın birbirine, evlatların işte ana babaya, torunların dedelere, zekat o zaman ya da sermaye, bir başka deyimle bir elde, yani bir toplumda dolaşan bir hale gelir. Sermaye bir toplumda olur, bir grupta olur, bir ailede olur, dışarıya çıkmaz. Dolayısıyla yoksul bir topluluk bu anlamda ortaya çıkar. Dayanışmanın olmadığı, açlığın hüküm sürdüğü, sadece bir elit grubun zenginleştiği veya varlıklı olduğu bir tabloyu ortaya çıkarır. Bundan hareketle zekat bu anlamda aile içinde dağıtım olmaz. Yani bunlar alamazlar ama bir kimse kendi yeğenine zekat verebilir. Kendi amcasına, dayısına zekat verebilir. Efendim komşusuna zekat verebilir. Yeğenlerine zekat verebilir. Bunlara zekatlarını verebilir. Ama kan bağı dediğimiz bu şeyde usul ve furu noktasında ise zekat değil. Onlara ayrıca hediyelerde bulunacak, katkıda bulunacak, hayatını kolaylaştıracak. Dolayısıyla İslam işte burada da yine sınıfsız bir toplumun oluşması noktasında zekatı dağıtırken de insanlara böyle bir rolü ortaya koyuyor. Hocam son 2 dakikamız kaldı. Hemen evet, kendi aklımdaki bir soruyu sormak istiyorum. Evet. Şimdi zekat verecek kişinin elinde 100 milyar bir parası var. Bu 100 milyarı sadece bir kişiye verme gibi bir eğilim içerisine girebilir mi? Yoksa o parayı birilerine dağıtmak zorunda mı deyip son soruyu soralım ve programımızı bitirelim. Tamam. Tabii ki burada zekat, bir kimse zekatın tamamını sadece bir kişiye verebilir. Ama burada şöyle bir tablo ortaya çıkar. Diyelim ki A şahsına birisi geldi, zekatın tamamını verdi. Adam bir anda zenginleşti. Zekat alınca zenginleşti diyelim. Diğer de geldi, ona verdi. Bu zenginleşerek, yani
Orada şey değer, ekonomik değer yükselecek sürekli. Ama diğer tarafında yani eşit bir şekilde zekatı paylaşmayınca, zekata ulaşamayan insanlar hala yoksulluğun bağlamını sürdürecektir. Dolayısıyla bir kimse, bir zengin, diyelim ki A şahsı çok zengin, çok zengin, zekatını hesapladığında bir fabrika ortaya çıkıyor diyelim. Bir fabrikayı zekat olarak verecek. O kadar ki zengin. Dünyada küresel anlamda zincirleri var. Market zincirleri ya da fabrika zincirleri var adam. Zekatını hesaplayınca bir fabrika zekat olarak verilmesi gerekiyor. Örnek. Bunu getirip de bir adama hadi bu fabrika senin olsun dese caiz midir? Caizdir. Fakat böyle yapmasında da yani adil olmayan, ahlaki ya da etik olmayan bir tablo ortaya çıkar. Bu kimse bu fabrika yani bu boyuttaki bir zekatını bir kimseye değil de 100 kişiye ya da 1000 kişiye paylaştırırsa şayet işte o zaman daha sınıfsız bir toplum ortaya çıkması, daha yoksul olan kalplere, gönüllere, insana ulaşması, barışın daha da güzel yani egemen kılınması, yoksulluğun, nefretin ortadan kalkmasını beraberine getirecektir. Evet, hocam teşekkür ederiz. Bir Ramazan Ufku programının yine sonuna geldik. Furkan Yılmaz hocama teşekkür ediyoruz. Evet. TV1 izleyenlerine de hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum.